Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi Samsun uzun bir zamandır sellerle boğuşuyor. Özellikle zemin katlarda düşük kot seviyesinde oturan vatandaşlar oldukça mağdur oldular. Biz de şimdi gayrimenkul danışmanı Muharrem Kalelioğlu'yla görüşeceğiz ve zemin katlarla ve Atakum'daki emlak piyasasıyla ilgili bilgi alacağız. Atakum ve Atakent bu bölgede sel felaketi yaşamadan önce bodrum katlarda ya da işte direkt kot seviyesindeki zemin dairelerde satışlar gayet iyiydi. Yani satılıyordu. İnsanlar fiyat uygun olduğu için çok da büyük olmayan aileler fiyat uygun olması açısından tercih ediyorlardı. Ve bu konuda da hani gayet bir ivme vardı. Yani uygun fiyatlı işte bahçe katı oluyordu genelde. Bahçesi olan bir yer olarak tercih ediyordu. Direkt bahçe açılıyor. Rahat olur. Çocuk çoluk için güzel olur diye düşünüyordu ama sanırım sel felaketinden sonra bu konu biraz daha ciddiye alınacak ve insanlar bu konuda daha dikkatli olacak. Rağbeti de ona göre azalacaktır ki belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Bu durum aslında bize şunu gösterdi. Biz maddi açıdan uygun olan birçok yeri sadece maddi açıdan uygun olduğu için tercih ediyoruz. Güvenliğimiz açısından pek dikkat etmiyoruz. Umuyorum ki insanlar bu saatten sonra güvenliği ön planda tutarlar. Sel felaketi yaşamış insanlar, evlerini boşaltan insanlar maalesef durumdan kendilerini ne kadar kurtardılarsa o kurtardıklarıyla beraber can havliyle yüksek yerlere, daha iyi konumlu yerlere çıkmaya çalışıyorlar. Bodrum katı 300 liraya kira verilen bir yeri işte bir şahıs başka bir yerde daha iyi bir daireyi daha uygun fiyata tutmak istiyor ama tutamıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık, oluyoruz. Oturmuş bir bölgede olsa bir şeylerin değişmeyeceğini daha iyi bilirsiniz ve buna göre zor olacağını düşünürsünüz. Çevresel faktörleri ortaya koyarsınız, insanlar kaçar, gelmezler. Ama Atakum yeni bir bölge olduğu için altyapılarındaki oluşan ufak tefek aksaklıkların muhakkak giderileceğini burada geçen birçok insan biliyor. Buna biz de inanıyoruz. Bu aksaklıklar giderildiği zaman buranın, bu bölgenin daha iyi bir konumda olacağını da biliyoruz. Atakum'un geleceğini nasıl görüyoruz? Samsun merkezinin bildiğiniz üzere 3 tane merkez ilçe var. Bu konuda hani kuvvetli olan yer. Birincisi İlkadım. Yaklaşık 300 bin nüfusu var. İkincisi Canik bölgesi diyelim. O bölgede yoğun bölge, sanayileşme de daha fazla. Bir de Atakum bölgesi var. Bu bölgede bildiğiniz üzere sahili işte ve çevresel şartları daha müsait olan bir yer. Atakum'un göç alma şeyi daha yüksek. Diğer yerlere nazaran potansiyeli daha yüksek. Başkanımızın verdiği bilgiye göre, yanlış bilmiyorsam herhalde, her yıl ortalama 8 bine yakın insan, 6 bin, 8 bin insan Atakum tarafına göç ediyor. Bu rakamlar ciddi rakamlar. Yatırımın, tabii ki dediğiniz gibi evet, yatırımın doğru bir zamanda olması gerekiyor. Atakum şu an hala bu doğru zamanı koruyor. Öyle bir şey kaybetmiş değil. Ne olur? Yoğun olarak yaşayan insanları aldığınız bölgeden bir yeri 2x alıyorsanız yaşamsal faaliyetin daha az olduğu, yoğunun az olduğu yerden x fiyat alırsınız. Ama 2 yıl geçer, 2x daha orası artar. Yani 2 katına çıkabilir. Atakum şu an hala o konuda gelen ve gelecek kişilerini bekliyor.